Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz kabir hayatı nedir? İnanmayanlara göre, ateistlere göre, aşağı insan bir saman çöpü gibi onlara göre değersiz onlara göre. Nasıl saman çöpü çürüyüp yok oluyorsa onda insanı öyle zannediyorlar. Hatta hoparlörde ölüm ilanında şöyle bile deniyor. İşte filan kişi öldü. Ebedi'ni istihadgârına gömülecek deniyor. Halbuki kabir muvakkak geçici kabir. Ebedi değil. Yani bu Allah korusun yani İslam'a tam zıt bir söz bu. Bugün inşallah konumuz kabir hayatı. Alim erbahtan geldik, ruhlar hayatı alemi. Sonra ana karnında insan kalıyor, Oradaki kişiye hayat can veriliyor. Alemi rahmi madır deniyor, ana karnı alemi deniyor. O da insan dünyaya geliyor, dünya hayatı deniyor. Ama yolculuk devam ediyor. Ondan sonra kabir hayatı başlıyor. Kabir hayatına berzah alemde deniyor kabir hayatına. Önce ile başlayayım inşallah konuya. Buyuruyor Peygamber Hazretleri El kabru Kabir mezar nedir? İmma hufretün Bin huferin niran Ya cehennem çukurlarından Bir çukurdur evralatı müryaldır cina. Ya da kabir cennet bahçelerinden bir bahçe. ikisinden biri. Başkası yok. Demek ki gördüğümüz bütün kabirler içine yatanlar kimi Allah korusun cehennem çukurunda yatıyor. Azap çekiyor orada. Kimi de cehennem bahçesinde huzuru buluyor. Rahat ediyor kabrinde. Peygamberimize sürüle mesajı terine Allah Teala buyurduğunda İbrahim sure ayet 27'de sevilla yüse ilahır ayet-i kerimesi Allah Teala mümin kullarını hem dünyada hem ahirette kavli sabitte. Kavli sabit değişmeyen söz anlamına geliyor. Allah o kullarını bu sözde sabit kılıyor kavli sabit deniyor buna. Sabit değişmeyen kavli söz yani kelam. Adem Aleyhisselam Hazretleri ne demiş iman konusunda? Ne kadar peygamber gelip geçtiyse her biri ittifakla aynı kelime tekrarlamışlar. Nedir bu? La ilahe illallah diyor. Kavli sabit işte bu. Bunun dışında, imanın dışında her dönemde sapıklıklar olmuş. Onların her birinin putu başka, ilahları başka, görüşleri başka, ideolojileri başka. Günümüzde de tabi farklı farklı ideolojiler, farklılar var günümüzde de. Peygamber şöyle cevap veriyor Aleyhisselam adetleri. Hine yukalühü kabri men rabbike. Ölen bir kişi, bir mümin kişi kabine konup da üzeri örtüldüğü zaman burada aklımıza bir soru işe takılabilir aklımıza burada. Bazı kişilere kabre girmek nasip olmuyor bazı kişilere. Su da boğuluyor, bulmamıyor da. E ateşte yanıyor. Hatta kemikleri eriyor, ateşte yanıyor. Bunlar kabre girmiyorlar. Bunlar ne olacaklar? Ölen kişi, ister denizde boğulup balıklar yersinler kendisini, ister ormanda canavarla parçalsınlar, ister ateşte yansın, hiç fark etmiyor. Beden buradan mühim değil, mühim değildir. Ölen kişi, eğer normal olarak kabre koymayacaksa, hem onun sorgusu başlıyor. O kişiye kabirde, tabi bildiğiniz üç tane soru soruluyor, buyuruyor Peygamber Efendimiz Mer rabbüke ve ma ve men nebiyüke. Kabe girdi anda, geçen anda bu konu geçti. Şimdi özetliyorum inşallah. İki melek gelip buna üç tane genelde. Biraz da ayrıntısı var başka fakat temel olarak üç konu temel olarak konu. Rabbin kim? Yaradan seni kim? Kime Rabbim diye yöneldin, kulluk ettin, hangi dini din diye benimsedin, hangi dini yaşadın, kimi peygamber kabul ettin, hangi peygamber ümmetinden sorulacak. Feyakulü buyuruyor Aleyhisselam adetleri, o zaman bu kişi diyecek ki kabrinde Rabbi Allah, Rabbim Allah cilha diyecek. Hiç şaşırmayacak, korkmayacak orada, bir şok geçirmeyecek. Ne buyuracak orada? Rabbi Allah. Allah yaşam benim Rabbim diyecek. Ve dini el İslam. Dinim İslam dini. Ve Nebi Hümeti Aleyhisselam Nebi'nin peygamberine de Muhammed de cevabını verecek. İşte Allah Teala buyuruyor bizlere ayet-i kerimesinde yani bu kabirdeki meleklerin sorgusuna cevap vermek ne dünyadaki bilgiye bağlı ne de haşa bir şans manz değil bu. Bu konu ayrı konu. Dünyada bir insan çok alim de olabilir. Ama İslam'ı yaşamıyorsa, ilmini dünya yararına kullanmışsa, çıkarına kullanmışsa, ne yazık ki ne kadar bilgisi olsa, orada kabrini cevap veremeyecek. Allah Teala'nın yardımıyla olacak kabirdeki cevap. Şu örnek verebiliriz. İnsan rüya görmek ister tabii herkes. Hele kişinin yakını yeni de ölmüşse kişi tabii içi yanar. Hiç olmaz rüyamda görsem der. İster görmekte. De. Oraşır da elinde mi görmek değil ama. Yatarken Öyle kişi var ki, ister namazı kılıyor, artık Allah dua ediyor, yalvarıyor, yalvarıyor, oku da uğraşıyor, şunan kişiyi göreyim diye. Ama görebiliyor mu? Eline değil görmek demek. İşte kabirde bunun gibi olacak. Demek ki kabirde cevap vermek, ne dünya ilmine bağlı, ne de öyle, haşa, şans, maz değil. Allah tarafı buyuruyor bizlere. يُسَبِّتُ Allah Teala şanını sabit kılıyor. Kimleri? Elzini amenu bil kavli sabiti. Gerçek mümin kullarını imadeni Allah Teala kabinde kavli sabiti Allah adına tespit ediyor, sabit kılıyor. İnsan şaşırmıyorlar. Fil hayatı dünya ve fil ahire. Bunlar dünyada da ahirette de böyle. Bir kişi bir gerçek mümin kul dünyada imtihanla karşılaştığı anda hemen hatta Allah gelecekliyor. alıyor. Ölür. Mesela bir ölüm tehlikesi geçiriyor, işte deprem oluyor, şu oluyor, bu oluyor, hemen Allah filan öyle bağırıyor hale efendice. Öyle der bence. Allah korusun İslam'ın dışında kalan kişiler de öyle bir anda ya bağırırlar ya severler mutlaka onların ağzından onda kötü söz çıkar. Onların da. Demek ki bir kişi gerçekten dünyada Allah'a inanan gerçek mümin kulu ise o kul dünyada da bu şekildedir. Bu şekilde. işte son nefesinde de onu Allah'a tara yardım eder. O kişi Allah'ın izniyle imanlı gider ahiret alemine. Kabre konulduğu zaman da allah yardım okul o kul orada kabirde cevabını rahatça verebilir. Bir insan kabirde sualinin cevabını verebildi. Allah Teala nasip etsin inşallah muhteremler. Yani kolay mesele değil böyle. Hepimiz o kabre gireceğiz ama hepimiz böyle. Hem de hiç beklemedik bir yerde zamanda öleceğiz. O kabre gireceğiz muhtemelen. Hepimize aynı sorgu sorulacak. Hepimize de. Bir kimse Allah'ın izniyle orada kabirde cevabını verebildi. İki melek, sual melekleri gülümseyecekler. Dikler ki, ehlen ve sehlen ya mümin. Ey mümin kul, bu aleme hoş geldin diyecekler. Arkadan Mevlam olacak mezara ya kabir vesi'lehu kuluma genişle. Der. O kişinin kabri genişleyecek. Ona cennetten pencerelere açılacak. O kimseye cennetteki varacağı makam oradan gösterilecek, görülecek yattığı yerden. Cennet ona çok ama çok yakın gösterilecek cennetin güzelliğini görecek, mani kokusunu alacak, göz kamaştıran güzelliğini görecek, cennetteki kendi köşkünü, sarayını, hatta cennetteki eşini de görecek, kim olacak? Onlar da orada görecek. Ondan sonra bu kimse artık kabrinde tutsak olmuyor ki şu kan tutsak olmuyor. Gelen ruhlarla görüşürler, tanışırlar, gezerler. Evlere gelebilir, cami, namaz kıldığı camilere gelebilir, kabe'ye gider, göklere gider. Artık bu ruh, tusak olmuyor. Gayet ruhsal zevklerde, manevi feyizlerde o kadar güzel haller yaşar ki, ah keşke daha önce ölseydim diye, ölümü geç kaldı diye üzülür benim. O hale gelir. Hatta bunların bazıları, mesela şehitler, evliyalar, bunlar dünyada Müslümanlara yardım için savaşa bile girerler. Eğer yapılan savaş, Allah'ın rızasına uygun, hak bir savaş ise, o zaman bu evliyalar, şehitler Allah'ın izniyle savaşa da bunlar girebilirler. Peki bunlar nasıl savaştır ki bunlar? Ruh halinde bunlar, savaşır bunlar? İşte ruhların tasarrufu deniyor bunlara. Yani karşıdaki cisimleri yönlendirme gücü var. Nasıl ki bedenimizdeki ruh şu bedene yönlendiriyor, yön veriyor bedene. Et kemiği geçiyor ruh bu dünyada. İşte evliyanın şehitten ruhları da uçağa da, füzeye de yön verebilirler. Onları etkileyebilirler muhtemelen. Gelen uçağa bir nazar eder, Uçak alabı olur, gider ters gider var işte. O füze ters teper. Allah yardım ederse böyle olur. Yalnız tabi her şeyin bir de zıttı var değil mi? Aksi var. Bir insan bu dünyada Allah korusun boşa yaşamış ise, aldanmışsa bu dünyaya, Cebrail Aleyhisselam bir gün peygamberimize geliyor şöyle buyuruyor peygamberimize. Ya Muhammed. İş maşite feyneke meyyitum bir peygamber e, bakınız. Ya Muhammed ne kadar yaşarsan yaşa ama sonunda öleceksin bile bakın. Öleceksin bu Ve kimi neyi seversen sev sonunda ondan ayrılacaksın buyuruyor. İşte bu gerçeği dünyadayken unutanlar, ölümü unutanlar, o çevredeki havaya kapılanlar, dünyayı böyle zannedenler, Allah korusun, onların da başına tabi ölüm geliyor azı cemaatimiz. Yani ölüm yalnız Müslümanlara değil ama herkese geliyor. İnanmasın yine onda ölüm geliyor. Peki bunların hali ne olacak şimdi kabirde? Kabir azabı biliyorsunuz haktır. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinde, inanç yönünden inanmayanlar bu mezhebe çıkmış oluyor. Kabir azabı haktır. Yani hak demek sabittir, gerçek olacaktır. Tabi hak edenlere. Şu ayet dayanıyor ehl-i sünnet. Mümin ayet 46'da sebilla enlaru yuradunu aleyha enlaru ateş onlar üzerine arz olunacak. Guduven ve aşiyya sabah akşam. Ve yemetekumu saatu edhile alfirane eşenden azap denecek. Şimdi burada Mevlam şöyle Ennaru ateş, cehennem ateşi yuralune aleyha. Onlar üzerine arz olunca gösterecek onlara. Yani onların da kabirlerinde Allah korusun cehennemden pencereler açılacak. Pencere cehennemden muhtemelenler. Düşünün ki bir kimse yattığı yerde kötü bir şey insan görse insanda ürker. Cehennem. Gayya deresi kaynıyor. Nasıl kaynıyor? Biliyorsunuz bir tenceredeki su bile kaynarken gürde ses çıkarıyor su. Ya büyük bir kazan kaynasa öyle ses çıkarır. Düşünün ki okyanustan daha büyük gaya deresi kaynıyor. Kaynıyor derler. Öyle korkun bir ses çıkarıyor kaynarken. Ondan korkun buhar çıkıyor, buhar. Ateşten sıcak buhar, kapkara buhar çıkıyor. Zabaniler, korkunç zabaniler, cehennemdeki yılanlar, ateş. İşte bu kişi yattığı yerden cehennemin hangi noktasında, nerede yanacaksa o kişiye orası gösteriliyor kabrinde. İşte sen aldandın o dünyaya. Bak dünyan kaldı işte. Ne getirin dünyadan buraya? Bir şey getiremedin. İş i̇şte yerin bu denecek. Yerin bu denecek. Kişi orada cehenneme baka baka ve o cehennemin ateşinde kavrula kavrula kabrinde kıyameti bekleyecek. Tabi bunun tek amacı ne? Ah kıyamet kopmasa. Oraya girmesem. Diğer mümin de dua ediyor. Ya Rabbi bir an önce kıyamet kopsa da cenneti yerime gelirsem diye. Öyle yapıyor. Peygamber'e sordular sahabeler. Ya Resulallah, Allah Teala bu Kur'an-ı onlar için çok korkun bir şey iş vardır. Meişetan danken yani onlar için çok dar sıkı hayat vardır. Bu ne işin nazil oldu? Peygamber şöyle bir onların üzerine Allah Teala 99 tane yılanı kabinde Onların başına verecek Mevla. Bakın 99 tane hatta hadis-i şerifte tinnin geliyor. Tinnin büyük yılan ejri anlamına geliyor. Demek ki bu kişi kabrinde hem bir cehennem çukuruna yanacak, cehenneme baka baka orada azabını çekecek, hem de bu kişiye 99 yılan kişiyi orada azap edecek hatırlıca madem. Tabi kişi kabrine cevap veremeyince o kişi orada kabrinde tutsak kalıyor. Orada kalıyor. Tabi orada pişman oluyor, içi yanıyor, ah diyor ama iş işten geçmiş oluyor adı cemaatimiz. Bunun için buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Teavvezü billahi min cehennem. Peygamber şey buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ı ümmetim, cehennem azabından allah Teala sığınırım. Teavuz-i min azabil kabri ve kabir azabından allah Teala Teala'ya sığınırım buyuruyor Aziz Cemaatimiz. Peygamber her zaman Allah dua ederdi. Ya Rabbi cehennem azabından, kabir azabından sana sığınırım diye. Bir anlık kabir azabı, bir ömre değmez, bir anlık kabir azabı. O kadar korkunç olacak kabirde, Allah korusun, kabir azabı. İşte bunun için demek ki unutmamamız gerekiyor, mutlaka kabre gireceğiz. Şimdi kabirdeki beden ne olacak? Ruh ne olacak? İnsan Biliyorsun ruhla bedenden bedene geliyor. Gerçi insan aslında ruhtur. Beden ruh yine yaşamını sürdürebiliyor ama ruh ben ayrılınca beden yaşamını sürdüremiyor. Şimdi kabirde ne olacak şimdi kabirde? Beden kabirde çürümeye başlayacak aziz cemaatimiz. Yani gerçekten çok acayip bir olay. Bir gün Yunus Emre eski bir mezarlığa gitmiş Emre. Eski mezarlığa gitmiş. Bakmış ki bazı mezarlar açılmış. Işte devrilmiş, çubul olmuş. Artık kemikler bile çürümüş çoğunda. Yunus Emre şöyle demiş o zaman. Ne acayip olmuş bunlar. Baba yiğit genç oğullar. Dilber kızlar güzel dullar. Kara toprak olmuş yatar demek derler. Kara toprak olmuş yatar bak. Genç oğullar. Yani delikanlılar, o güçlü kuvveti insanlar, o derebeyleri, ordu komutanları, liderler, şunlar bunlar ve o güzel kızlar, genç hanımlar, hanımlar ki Artık aman topraktan sakınan korunanlar mezarında çürümüşler, toprağa dönüşmüş yatıyorlar. İnsan bu gerçeği göre göre nasıl insan aldığını bu dünyaya yani emin olun akıl, mantık bunu kabul edemiyor bunu. Yani Allah bize akıl vermiş muhtemelen. Akıl ver bize Mevlam böyle. İşte insanın sonu bu. Yani sonuç bu. Bir insan ne kadar kaçarsa kaçsın, bir insan dilediği makam mevkiye gelsin, istediği kişi kadar mülk ve sahibi olsun ama sonuç ne ya? Sonuç şu işte muhteremler. İnsan bir kabir konacak, üstü örtülecek, sonra insanda bedeni çürümeye başlayacak, başlayacak. Bu çürümü olayda da mi? Hayır bu da bak. buyuruyor bizlere Kaf suresi ayet 4'te. Subhilla, kad alimna ne? ve indana kitabın hafiz mela bakınız. Kad alimna Allah buyuruyor. Biz azametimizde kesin olarak biliyoruz müslüman buyuruyor. Yani müslüman bizim bilgimize diyor, ma'ten kusul er oldu minhum. Toprak ondan neyin şöyle, neyi noksanlaştırıyor, ne yiyor? Ve indena kitabın hafiz Allah biliyor. bizim indimizde, nezdimizde her şeyi böyle koruyan bir de kitap, lehü mahfuz var yani. Bir insan anne karnındayken nasıl aşama aşama geçiyor, bunlar nasıl oluyor? Allah'ın ilmiyle, görmesiyle, takdiriyle oluyorsa insanın kalbinde şürümü olayı da bu da öyle başıboş rastlantı değil. Bu da öyle rastlantı başıboş değil. Bu da Allah'ın bir takdiriyle şürümü olayı başlıyor muhteremler. İnsan biliyorsunuz ölünce önce kişide bir sertleşme başlıyor. Alt çeyenden başlıyor kişi de insana bir sertleşme başlıyor. Bunun için bir kimse tek başı yaşayan kişi ölüp kaldı mı, e, cihan bulundu mu artık bu nasıl düşmüşse öyle kalıyor. Düzelmiyor artık. Çünkü beden katılaşıyor. Fakat sonra 48 saat tabi iklime göre değişiyor. Size ülkede 48 saat daha başlıyor. Daha sonra başlıyor. Bu katılaşma yumuşamaya dönüyor. Bedende çürüme olayı başlamadı. Çürüm başlıyor. Bu çürüme nedir? Nedir bu çürüm olayı nedir? Aslında biz buna çürüme diyoruz insan olarak. Bu aslında çürüme değil az cemaatimiz. Allah yarattığı bazı mikroplar var. Ana aerobik denen mikroplar var. Bunlar bu işte görevli bunlar. İnsanları bunlar bölüyorlar yani fiziksel olarak, kimyasal olarak insanın bedeni küçük parçalara bölüne 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 ne oluyor? İnsanın bedeninde ne varsa her şey yine aslına dönüyor. Ne var insanın bedeninde? Mesela hava var. Kişi öldü mü hava gidiyor havaya karşı. İnsan bedeninde su var. İnsan beden yaradan çoğu su. Su ne oluyor? Bu da suya buharlaşıyor, suya karışacak derler. Hiçbir şey ziyan olmayandır. İnsan beden toprak var. Toprak maddeleri. Yani belirli elementler var. İşte çürüme olayı ile insanın bedeni yine aslına dönüşüyor. Kişi sonda toprak oluyor. Kemik de kalmıyor. O da topa dönüşüyor. Hatta İslam fıkında bir ölünün kemiklerde çürüyüp toprağa dönüşmüşse o mezara başkası gömülebiliyor bakmaktan emirler. Artık da toprak oldu artık. Toprak oldu. Oraya başta gömülebiliyor. Yalnız tabii bir de çürümeyenler de var ama. İşte bugün bilim bunu açıklayamıyor. Açıklayamıyor bilim. Neden bu çürümüyor? O kadar araştır araştırmalar, varsayma dayalı görüşler, şunlar, faraz ver, şunlar, bunlar. Ama birinin söylediğini diğeri kabul etmiyor, olamaz diye böyle. Toprak altında binlerce yıl yı, yı yattığı halde çürümeyen kemikler de var. Biri örnek vereyim sahabelerden. Hazreti Abdullah vardır. Hazreti Cabir'in babası kendisi. Bu Uhud'da ilk şehit bu oldu Uhud'da Zaten e, Uhud'a gelmeden önce oğlu Cabir'i çağırdı. Ona söyledi, yavrum, bana Rabbim bu durumu bildirdi. Ben dedi, inşallah ilk şehit olacağım Uhta geri dönmeyeceğim. Kızlarımıza emanet ediyorum dedi kendisi. Bu hadi Cabir, Uhud'da tabi arazide dar olduğu için oraya mehtalar karışık kondur. bir araya mezara kondurur orada. Hadis Cabir, babasının şehit olmasından altı ay sonra Peygamber e izin aldı, babasının kapını açıp bunu başına nakletti ona. Oraya su selfen geldiği için aldı. Altı ay sonra birçok sahabeler bunu gözlerle gördüler. Hatice Cabir sanki daha yeni ölmüş, daha kan uyuşmamış, akıcı sıvı da kanı, bedeni sıcak, ölmemiş sanki öyle bulundu muhteremler. Bunun gibi Aşağı yukarı hemen hepimiz bunu duymuşuzdur. İşte filan yerde kazıda bedeni olduğu gibi çıkmış. Hatta bazı büyük veliler de kazıyı engelliyorlar bile. Şu i̇şte bugünkü modern makineler orada çalışamıyor. İşte böyle makineler. Bence. Mecbur kalıyorlar. Yol güzegen değiştiriyorlar. Onların mezarını kazamıyorlar. Demek ki çürümeyenler de var. Tabi başta peygamberler, şehitler, evliyalar, Allah dostları bunların bedeni çürümüyor. Peki ne fark ediyor çürümemekle? Şimdi adı cemaatimiz ölen kişi azapta değilse evine gelebiliyor, izin veriyor kendisine. Yani imanı kurtarılmış, hesabını vermişse evine gelebiliyor. Evine gelen kişi evine aynen görse onun da hoşuna gidiyor. Ama kişi zamanla bakıyor ki evi harap oluyor, içinde oturan yok, anlaşamadığı varışları, ev artık karanlık, orası burası çöküyorlar. Kişi bundan hüzün duyuyor muhtemelenler. Aynı şekilde ruh bedenine bakıyor, bedenin yanında bulunuyor eğer bedeni çürümese onun hoşuna gidiyor işte. Bu için İslam'da cenazenin geç çürümesi çok önemli. Bunun için cenaze güzel kurulanması gerekiyor. Ağzına burnuna su verilmiyor yıkanırken cenaze. İçin su kalırsa çürümeyi çabuklaştırdığı için. Yani cenazenin güzel kurulanması gerekiyor. Özellikle bir de kafur. Kafur muhteremler. İşte ondan çok böyle mikroplara kaçıyorlar, bedene çabuk parçalaymıyorlar. Demek ki geç yürümek ruh için daha önemli olmuş oluyor. Mevlamı bize şöyle buyuruyor ayet-i kerimesinde. Bismillah. <laughs> Minha halaknâküm. Sizi ondan, topraktan yarattık. Vüfihâ döküm tek topraç çevireceğiz ilahber. Bunun için cenazenin defninde hazır bulunan kişilerin eğer ellerinden geliyorsa hiç olmazsa üç avuç ya üç gürek toprağı atarken bu ayetlerin kerim okumaları da müstahap olacak cemaatimiz. Mezara artık kondu tahtı zildi tabak atılacak atarken. İlk topu atarken işte avuçta, işte kürekte seni minha halaknaküm Allah bilir. Sizi topraktan yarattık. Ve fiha yine toprağa nüridüküm iade ediyoruz. Ve minha nüridüküm tarihten uhura. Tekrar topraktan çıkaracağız Mevlam'ı. 3 ayet-i kerime böyle. Şimdi bir de insanın genel bir yapısına bir bakın burada inşallah. Ölen kişi mezarda tabi genel olarak insanların çoğunun hatta büyük bir çoğunun insanların bedenleri çürüyor. Fakat insana bir şey olmuyor azı cemaatimiz. İnsansız ruhtur, ruha bir şey olmuyor. Çünkü az evvel dedim Çürüme olayı aslında fiziksel, kimyasal bölünme olayı, parçalanma olayıdır. Hangi şey parçalanır? Ancak birleşik cisimler parçalanır. Saf cisim parçalanmaz. Ruh cismi saftır. Nurdur. Muhalif ötesidir. Bu için ruh bölünmez, parçalanmaz, eskimez, ölmez. Ruh bir şey olmuyor. Ruh aldığı gibi kalıyor orada. Şimdi Mezara gittiğimiz zaman şöyle bakmamız gerekiyor adı cemaatimiz. Mezara gittiğimiz zaman biliyorsunuz mezar ziyareti sünnettir, mezar ziyareti. Peygamberimiz giderdi mezar ziyareti aleyhisselam adetleri, sünnettir. Gittiğimiz zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor. Özellikle eski mezarlara baktığımız zaman, şunu düşünelim. Bu kişi topraktan yaratıldı. bela bir ya. Bina ha halakna topraktan yaratıldı. Nasıl insan topraktan yaratılıyor? Biliyorsunuz toprak maddeleri muhteremler, yani elemi atomlar, her varlığın temel maddesi bunlar. Allah Teala'mızın ismi yuhi ve yumittir. Allah Teala dilediği anda Mevlam, dilediği maddeye hayat veriyor Mevlam. İşte gökten yağmur yağar, toprakta elementler erirler, Bir buna çamur deriz. Çamur deriz. Aslında kimyasal olarak çok önemli farkları vardır. Çamur deriz. Sonra ne oluyor? İşte bu çamur bir nevi mama oluyor. Ne maması? Bitkilerin maması oluyor baktığımlar. Hep alt üstünün gıdasını veriyor bence. Çamur mama haline geliyor. Bitki kökleri bunları emiyorlar. Her bitki kökü kendine gereken elementleri bulur, yön değiştirir, bulamazsa kurur. O da yaşayamaz. Onları emer. Şimdi ne oldu? İnsan kuru toprak maddis haldeyken gökteki suyla insan toprak birleşti. Çamur oldu. Çamur. Ya muhtemelen. Şimdi üstümüzde çamur sıçradı mı? Vay efendim işte kızarız, tiskiniriz. Emiyor olun. İşte bizim asıl maddemizde çamur idi amirimde. Sonra ne olduk? İşte bitki kökleri bizi emdiler. Emdiler, buğday olduk, elma olduk, portakal olduk, efendim şunu bunu olduk, sonra yenildik, işildik. Babalarımız ne yaptılar? O günkü o gıdaları yedi babalarımız. Gıdalar topaktan oldu işte. Babalarımız o gıda yediler, anne yediler, gıdalar yediler. O gıda ne oldu bedenimizde? Yaramayan posa oldu, artık oldu, dışarı atıldı gene. İhraç edildi. Yarayanları mide bağırsaktan çekildi. Kana karıştı bunlar. Hücre oldular. Ve bunların da özü üreme hücresi oldu şimdi. Yani biz olduk o zamanlar. Kadında yumurta denir, oğum tıpta denir. Erkekte de, de süpem biliyorsunuz, er de olur. Demek ki ne oldu bakınız değil mi? Bizler kupkuru ölü toprak maddeleri iken gökten yağmur yağdı, ıslandık, çamur haline geldik, mama olduk bitkilere. Onlar bizi emdiler kökleri vasıtasıyla, emdiler bizi. Bitki hayatı dönüştük. Ismanak olduk bizler. Elma olduk, buğday olduk, öğütüldük, fırında pişirildik. Bizler ama işte. O halde bir geçtik. Annem babamız bunu yediler. Yarın özü kana çekildi. Kan oldu, hücre oldu. Bunun da özü üreme hücresi oldu. Sperm yumurta oldu. Sonra Allah Teala'nın Cenab-ı Mevlamın takdir ettiği zamanda bakınız. Kesin de baş boş değil, rastlantı değil. Ruhlar yaratılmış. Ruhun dünyaya geldiği zamanda belli. Bu olacak. Ne engellenebilir, ne ön alınabilir. Ruhlar yaratılmış. Fazla bir tek işe atılmaz. Allah Teala dilediği zamanda ne oldu? İşte ana baba bir araya geldiler. iki birleşti. Birleşti. Yani yumurta orada döllendi, döllendi. Tıpta embriyon deniyor buna o dönem başladık biz işte. belendik Ama çıplak gözle zor görülecek kadar küçüküz bakınız. Küçüküz. Tek hücre halindeyiz. Allah'ın koyduğu kanun gereği hücre bölünme başlıyor. Bölünüyor. Böyle böyle çoğala 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 ve farklı hücre ola, ola ola işte beden bedene geldi. Bizim böyle an bunu şöyle biliyor, Abesi suresinde Sibillah min eyyi şeyin halaka. Allah o insanı neden yarattı? Min nutfe. Nutfe'ni yarattı işte. Süperinden yarattı mesela. Halakahu fe kadderehu sümme sebile yessereh. Allah insana kanında takdir etti. Fakat takdir ettiği nedir? Biçimle diye böyle. İşte organlar. Göğüs, kulak, iç dış organlar, hepsi bir intizama sokuldu, teşvi edildi, tanzim edildi bunlar. Sonra ana karnındaki yavru dünya hayatına uyum sağlayacak noktaya gelince velan buyuruyor, ''Sümme sebile Allah yolu kolaylaştırdı. gel dünyaya dedi, yavru dünyaya geldi. İşte bizdik, dünyaya geldik. Bebektik tabii. Bir şey biliyoruz ama hiç bilmiyoruz. Ne yer ne yaşayacağız? Çalışamayız. Ama Rabbül Alemin Mevlamız, Rızzak Mevla muhteremler. Kişi doğduğu anda ananın göğsü otomatikman süt devreye giriyor bakınız. Kan yapımı süt bezlerinde süt haline dönüşüyor. Otomatikman başlıyor bakın. Rızık başlıyor Şimdi kişi dünyaya geldi. Ruhla birleşti beden dünyaya geldi. Geldi ama çok aciz varlık. Fazla göremiyor, fazla duyamıyor, oturamıyor, konum bir şey yapamıyor. Kardeşim. Mevla onu kucakta baktırıyor. Ona o sevgi veriyor. Sonra çocuğu başlıyor malı olmaya bakın bebeğin daha. Nedir malları? Oyuncak başlıyor. Küçük çocuk bebeğin oyuncakları genelde renkli, sesli, çıngıraş şekilde olur. Kardeşim. Yavaş yürüyaklı ermeye başlar, oyuncakların kalitesi falan büyümeye başlar, gelişmeye başlar. Çocuk artık malına sahip çıkmaya başlar. Gelen komşu çocuğuna misafir çocuğuna oyuncağını vermez, benim o da kavga eder. Yani insanda mal hırsı ihtirası oradan başlıyor, daha al daha başlıyor. Benim oyuncağım, o benim oyuncağım, benim oyuncağım başlar. Şey. Tabi sonra zamanla büyür, genç olur, insan işe girer, evlenir, çoğu olur, ev bark edinir, işte yazlı olur, kışı olur, malı olur, mülkü olur, makamı olur, mevki olur, 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 olur. Gidiyor insan, gidiyor, gidiyor insan. Ama sonra duraklama dönemi başlıyor azı cemaatimin, duraklama dönemi başlıyor. Kişi bakıyorsun, iş arayan kişi emekli olmuş, Mesela kişi eski arkadaşını görüyor. ve bundan çok bir alırım bundan. görüyorsun, diyorsun, ne yapıyorsun, ne ettin? İşte emekli oldum. Halbuki iyi biliyorsun ki daha dün iş arıyordu kendisi. İş kuruma peşindeydi kendisi. Bugün emekli arılıyor, yaşlanıyor. Derken yatağa bağımlı oluyor muhteremler. Hastane köşelerinde, doktor gözetiminde, tedavisinde, işte çabuk yoruluyor, kalbim sıkıştırıyor, tansiyonum çıkıyor, şekerim çıkıyor, ürem var, şuyum var, buyum var, var da var. Tek sonra ne oluyor azı cemaatimiz? İşte ölüm olayı geliyor. Ölüm olayı geliyor. Mevla yürüyor. Sümme ematehu fi akberehu. dünyaya geldi, bir hayat geldi. Sümme <laughs> ematehu onu Rab'bi öldürüyor, ölüm geliyor. gönderiyor. Ve onu kabre koyduruyor bak. İnsan kabre konur, kim olsa olsa. Kabre konuyor. Şimdi kabre giren kişi ne oldu adı cemaatimiz değil mi ya? Kişi öldüğü anda, öldüğü yerde, uçakta ölebilir, denizde ölebilir, insan yolda ölebilir. Kişi öldüğü yerde, öldüğü anda, Artık ondan insanlık makam mevki gitti. Dünyanın süper gücünün başkanı da olsa artık cenaze oldu. Dedi. cenaze oldu. Yetkisi kalmadı böyle. Hiçbir şey kalmadı kişi böyle. Hepsi uyutlandı. Kişi ölüp mezara kondu bu kişilerin bütün malları ne oluyor? Yağmalanıyor, yağmalanıyor muhteremler. Öyle kişi vardır ki parasını çubuşunda gizlemiştir. Mi? Oraya koymuştur, buraya yatırmıştır, şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Çoğu çocuğundan hatta eşinden de eşler birinin malını gizlemişlerdir. Ama kişi öldüğü anda bütün malı yağmalandır. Her şey aranır. Acaba burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Bankada parası var mı? Şu var mı? Bu var mı? Kavga gürültü. E, zavallı insan değil mi? Zavallı insan zavallı Hırsla yapmış. Hırsla ile şu olacak, bu olacak, şu olacak, bu olacak. Hatta öyle kişi var ki arabasını oğluna bir an bile vermez ama araba oğluna kalıyor bak Hatta sevmediğine kalabiliyor bazen. Kişi ölüyor, malı bitti. Mezara girdi, neyi var mezarda? Şimdi bir de kefeni var, bir de bedeni var. Bedeni var. Kefen de şurada mezarda, Etler deriler döküldü, saçlar döküldü. Ee, örümcekler böcek, yılanlar da diyemeye başladılar. Derken kişi mezarda bir iskelet haline kalıyor. Hele yani kişi gece girse mezara baksa, gerçekten korku bir görünüm. İskelet adrese. Et hiç kalmamış, dişler sırtmış, kafatası dişler sırtmış, korku bir göründü. Ama kim daha şu o kişi? Ve genç bir bayandı. Makam mevki sahibi de belki de. Ama kim olur O Allah'ın kuralı herkes eşti bundan. Çürüdü. Sonra zaman geliyor, kemik de çürüyor. Tamamen yer toprak maddelerine dönüşüyor bu da. Dönüşüyor. Ne kaldı geriye? Ruh yapayalnız kaldı. Ruh yapayalnızdı. Önce Rabbim ruhları yarattı. Ruh yapay yalnızdı. Ondan sonra işte toprak maddesi indi. Element oldu, çamur oldu, bitki oldu, kan oldu, hücre oldu, bebek oldu, şu şu oldu derken sonra ne oldu cemaatimiz? Mamlukta dağıldı, yağmalandı. Beden de yağmalandı. Beden de yağmalıyorlar. Yılan da geliyor mezarda, böcek geliyor, karınca geliyor. Onlar yağmalıyorlar bedeni. Beden de yağmalandı, mal yağmalandı gibi. Beden de kemi de çürüdü. İnsan ne oldu? İnsan ilk halde ne? Ruh halindeydi. Yine kişi orada ruh halinde kaldı. kaldı. İşte bu kabir azabı ruh yönünden devam ediyor az cemaatimiz. Eğer o kişi dünya hayatında boşa geçirmemiş ise Allah'a bağlı ise Celle Calihü. Ölüm unutmayan kişi, önünü gören kişi ise Oraya kişi boş yere gitmemişse, oradaki kişi ruhsal açıdan çok muazzam ruhsal zevkler, ruhsal feyizler, manevi feyizler içerisinde, alem berzahta. Ziyaret ederler, birbirine görüşürler, toplanırlar, konuşurlar, dünyadan haber sorarlar, yine gelenler haber sorarlar. Evliyalar dolaşırlar, sahabe dolaşırlar, peygamber dolaşırlar. Gayet güzel sohbetlerle ay geçirirler. Tabi cehennetteki makamına bakarlar. Ama Allah korusun, dünya boşayı yaşamışsa Allah korusun, onlar tabi azapta, azapta. Şimdi mahşerde adı cemaatimiz, mahşerde icabında yerine göre bir kabirden 70 kişi fırlayacak bakınız. Bir kabirden. Çimler çürümüş, mezar olmuş özünü kaybetmiş, gömülmüş Şimdi aynı mezarda, aynı mezarda üç kişi, beş, elin kişi yatıyor belki de. Peki bunların hepsi aynı azamın tadı Nasıl yaşıyor bunlar aynı kabirde şimdi demler? Şimdi öndeki tabi Peygamberci bir alize mazeti yerim. En ne umu? ehl mevt hadis şerifi. Uyku ölümün kardeşi benzeri. Bir odada, bir odada tabi gereğinde beş yatıyorlar bir odada. Aile yatabilir bazen, çoluğu, çocuğu, ana baba yatabilir. Arkadaş olabilir, öğrenci olabilir. Aynı odada üç kişi, beş kişi yatıyorlar. Bunların bir rüyasında çok güzel şeyler görür rüyasında uçtuğunu görür. Uçmak çok yaz cemaatimi iyi bilin böyle. Uçmak çok iyi rüyada. Uçtuğunu görür. Yüksek dağlar çıktığını görür. Yeşillikler, güzel şeyler görür. Birisi rüyasında. Öbürü daha güzel rüya görür. Kabe'ye gider, Kabe'ye tavaf eder. Öbürü peygamber rüyasından görür. İşten birinde ah yıgılan yılan sokar. Kara köpek kovalar birisini korkutur birisini de. Aynı odadalar Beşi ama başka farklı görüyorlar. Nedir uyku? İşte uyku da ölümün kardeşi adı cemaatimiz. Ne fark ediyor? Uykuda iradeye bağlı beyindeki merkezler duruyor uykuda. Bir de insanın bedeninde otonom sinir sistemleri var. Otonom. Bize bağlı değil onlar. Bağımsız onlar. Mesela sinir sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi. Bunu yönlendiren otonom sinir sistemleri vardır. Kişi uyurken bu otonom sinir sistemi çalışır gene kişi uyurken de. Mesela yiyip işmişin, o hazım durmaz. Hazım sistemi çalışır. Solunum alma sistem çalışır. Dolaşım çalışır. Yalnız iradeye bağlı sinir sistem merkeze durur uykuda. Ölümde otonom sinir sistemi merkeze duruyor. O fark edin O da duruyor bunda. Bir de bu mesele kalıyor. Demek ki aynı kabire 3, 5, 10, 20 kişi bile gömülmüş olsa herkes dünyadan nasıl gitmişse orada o da hali yaşıyorlar o cemaatimiz. Orada yaşıyorlar. Orada kimsenin kimseye tabi faydası olmuyor. Şimdi ölen kişi öldü arada gitti. Acaba arkadan ona yardım edilebilir mi? Yardım gider mi? <laughs> Peygamber şu, bir Öbür Aleyhisselam Hazretleri Hadeşleri Müslüm'de, Sahih Müslüm'de اِذَا مَا Bir insan öldüğü zaman اِنْقَتَ عَمَلُهُ Ameliyatı kesili bitti. Yani sevabı günah durdu, işlemiyor artık. Kişi sana verdiği anda günah da artık yazılmıyor, sevap yazılmıyor illa min selasin ancak üç kimsenin üç kimsenin bu sevap ile ilgili hadisleri, i şerif de devam ediyor. Ne bunlar? Sadakatin cariyetin. Bir kimse hayatındayken sadakayı cariye vermişse, cariye akıcı devamlı anlamına geliyor. Bir hayattaki bir kimse akıcı sadaka, mesela cami gibi, Kur'an kursu gibi, İslam'a iş hizmet işi ne olursa olsun böyle bir şey vermişse, bu müessese devam ediyorsa sevabı geliyor. Ev ilm yuntefu bihi. Arkadan bir ilim bırakmış, eser bırakmış, öğrenci bırakmış, kitap bırakmış da onunla okunduğu sürece onunla sevabı geliyor. Tabi bunlara sevap olanlar bütün ekip olarak sevaplara geliyor. Ev salihin yed'u lehü kadının salih evladı varsa, evladı dua şey, buna sevabı geliyor az cemaatimiz. Şimdi çok yani gerçekten korkuyor bir durum adı cemaatimiz. Herkesin aşağı yukarı, tabi herkesin içtisnası vardır. İnsanların genelde aman evladım şunu okusun, işte liseyi kazanırsın, üniversiteye girsin, girsin, girsin. Oğlu kızı, Peki ama oğlun abzalmasını biliyor mu? Canım pek daha öğretemedim daha. Kur'an biliyor mu? E onu sonra ölür Namaz kılıyor mu? E, hele bir ekmeğini alsın bakalım yollar. Şimdi bakın adı cemaatimiz. Bir kimse öldüğü zaman evlatları profesörde olsa, İslam yaşamıyorlarsa ana babaya ve vebali var, günah var, bir şey gelmiyor, sevap gelmiyor. Ama evladı beş vakit namazını kılıyorsa o bile yeterli bakın. O yeterli. Neden? Her bir evlat, yani her bir insan namazda şunu okuyoruz sonunda. Rabbena ufirli veli valideyye. bakın muhtemelenler. Veli valideyye. Ne anlama geliyor? Rabbena ufirli, Rabbim beni affeyle. Kul en güzel kendisini görüyor. Ondan sonra veli valideyye Anne babamın affeyle bak. Affeyle. Anne baba hayatta da olsa bu dua gidiyor. Küçük çocuğu, işte oğlu, kızı, şusu, bu sene işte namaz kılıyor, okuyor çocuk. Hele küçük yavrular yok mu? Yavrular muhteremler. Yani eğer şu durumu bir bilebilsek muhteremler, o günahsız yavrularımıza bir namaz kıldırabilsek, o günahsız temiz yavru, Namaz kılıp bunu okusa. Rabbena firli veli valideyye. Allah'ım anne bu affet dese. Ölmüşse mezarını affediyor ben işte. Hayatta ise devam ediyor. Bu üç adı cemaatimiz ne olur evlatlarımıza aman Kur'an-ı öğretelim. Onlara namaz kıldırması için elden gelen gayreti sarf edelim adı cemaatimiz. Efendim işte öbürü de babası mevhut okutuyor ama. Meşhur Mevlüt da getiriyor. Bir bağırıp çağırıyorlar. Nedir dedim Mevlüt? Mevlüt bir şiir muhteremler Yani sahabe döneminde yok diyor ki o. Osmanlıların döneminde Ulu Cami'nin açılışı merasiminde Şair Süleyman Şeybas'ın yazdığı bir eser. Yunus Emre'nin gibi bir eser. Osmanlı döneminde. Şiirdir. Okuyup anlamı gibi alınırsa faydası var kişiye. Ama sırf bağırıp makam yapmak kim bir şey değil bu Efendim babası bu, onlar mevhut okutmuş. filan mevhut anlarını getirtmiş. Ses muazzam, bakan muazzam, bağırma çağırma, hele mevhut an. Rikatları parçalamış artık. Şöyle 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 şöyle. Ne yapı bunlar? Hava nasıl zaymazdı cemaatim bunlar? Ne yapacak değil mi kişi? Kendin okun var. Kendin okun. Efendim ben bilmiyorum mevhut. Mevhut okumak şahit değil. Kur'an okuyor. Kur'an. Allah kelamı o. Her hafiften 10 saha före bir veriliyor. E konu bilmiyorum. Elham oku. İhlas oku. Oku. Devamlı oku inşallah. Şimdi demek ki adı cemaatimiz ölen bir kişi eğer arkasında böyle sadakayı cariye bırakmış ise yaralı dini ilmi bırakmış ise arkadan hayli varsa onun sevabı devam ediyor. İkincisi ölen kişi son nefesinde Allah'ın izniyle imanlı ölmüşse, imanlı ölmüşse yine onun sevabı devam ediyor. Arkadan geliyor, velil müminine geliyor arkadan bakınız. Üç kademe, Rabbena firli, Rabbim ben affet en benim. Veli valide ana babamı, velil müminine bak. Bütün müminlere affeyle. Şimdi yani önceki gidenler, tabi Allah iman giden için ne yazık ne Eğer inançlı yaşasalardı, Allah bir diye inanıp o yüce Mevla'ya secde etselerdi, şu anda yattıkların mezarlarında onlara sahip edecek. Ne kadar sahip edecek? Yeryüzünde, küri arzda ne kadar namaz tahmini varsa hepsini doğasına gidecek bakınız. Hepsine gidecek. Kabe i Muazzama'da namaz kılınıyor. Dua ediliyor. Medine'de, Kudüs'te, Şam'da, Bağdat'ta, şu da burada bütün müminler tabun içinde kutuplar var, yediler var, kırklar, var, cerullah var, ağaç sadıklar var. Ona dua gidiyor az zaman bak gidiyor. İmansız ise işte, onlara sevap gitmiyor muhteremler. Hatta bir kişinin hayatındayken İslam dışı inancı biliniyorsa, İslam'a karşı ise bu kişi ölünce onu dua etmek de haram oluyor. Mevlam buyurdu, işte billah, vela la tekum ala kabri Peygamber buyurdu. Habib Muhammed'in onun kabrine başlayacak gelip dua etme Mevlam buyurdu. Haram kıldı Mevlam böyle şey. Bir de adı cemaatimiz her şeyin bir tersi var, zıttı var değil mi? Allah arkadan bir de şer bırakanlar var. O da var ama ya. Mesela kişi diye Allah korusun genel başmış. Bar çalıştırmış. Pavyon çalıştırmış. İçkili gazına çalıştırmış. Mesleği okurmuş. Ölünce çoluğu, çocuğu, susu, busu o işi devam ediyorlar. Ona da günaha bak devam ediyor muhterem. Devam ediyor. Kişi İslam zıttı karşılığında, Eylül dışında kişi eser bırakmış. Yani sabı fikirleri atmış. İslam yıkmak için onun da eseri okundukça ona da günaha gidiyor muhteremler. Hatta bir mahallede, bir köyde, kasabada, bir yörede ilk bir günahı, bidatı kim çıkarmışsa o kişi öldükten sonra da o iş yapıldıkça ona günah gidiyor bak muhteremler. Günah gidiyor. Mesela adı Şebr i Şebriye Aleyhisselam Adetleri, ilk katil Kabil oldu böylece. İlk katil Kabil böyle. O bu şeyi ortaya çıkardı. Kıyamete kadar ne kadar katil dünyaya gelip geçecekse onunla günahın bir katı da Kabil'e yazılıyor bak muhtemelen yazılıyor. Mesela bir yörede haramlar kapalı. Kapalı. O yörede hangi kız, hangi hanım ilk defa açılma modasını çıkarırsa o yörede günü işlendikçe onun günahı devam ediyor bak muhtemelen. İlk olarak mesela bir süre cemiyeti yapılacak. süre cemiyeti yapılacak. Ne demek sünnet? ibadet demek. Peygamber'e bağlılık demek dinin de bir simgesi üstüne seni muhterem der. İbadettir. Allah peygamber kulluktur. E bir kişi kalkar da böyle bir sünnet cemiyetini Allah korusun sazı yaparsa, arka bağırtırsa, onu da ortaya çıkarıp da işte bunu ilk defa kim yapmışsa o yörede arkadan bunu kimler yaparsa asırlar da geçsin ona günah birisi gidiyor bak muhteremler. Yani adı cemaatim Allah korusun. Böyle bir kötüye, kötülüğe önder olmak bakınız. Önder olmak kötülüğe Allah korusun. Bu işi demek ki elimizden gelen inşallah taala hep böyle iyi şeylere örnek olalım adı cemaatimiz. Arkadaşlar bir gelsin. Bir kişi kabreye gittiği zaman adı cemaatimiz kabirdeki mevtah onu görür mü? Tanır mı? Sesini duyar mı? Kabirdeki mevta. Bedir savaşı sona erince 70 tane kafir müşriklerin en azılları orada öldürüldü. Tabi onlar kefen müfe yok onlara. Birer çukura gömüldüler. Üzerine topak gömüldüler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onların birkaç tanesinin başına gitti peygamberim şöyle buyurdu. Ya filan, ya filan, ya filan. İsmi tabi? Yani ya Ebu Cehil, ya Utbe, ya Şeybe vardı. Allah'ın bize vaat ettiğini biz hak olarak bulduk. İsa hak bunu buldunuz mu işte bunları? Yani gördün mü şimdi ne oldu bakalım alem? Hasemer sordu. Ya Allah, e bunlar ölü bunlar. Bunların senin sesini duyuyor mu ya Resulallah? Bunlar senin bağırıp konuşuyorsun. Peygamber şöyle buyurdu Ya Ömer vallahi onlar benim sözümü sizden daha iyi duyuyorlar buyurdu bak muhteremde. Cemaatimiz. Demek ki ölen kişi böyle müşrik, Ebu Ciger gibi müşrik de olsa, kafir de olsa mezarına gidince o kişiyi görüyor, tanıyor, sesini duyuyor muhteremler. Bunun için e, kabir ziyareti muhteremler sünnettir. İbret almak lazım orada, dolaşmak lazım. Bilhassa ana baba, yavrusunu bekliyor muhtemelenler. Mesela diyelim ki bayramda, uzakta kişinin çoğu çocuğu var. Bakıyor ki, kadın bakıyor, mesela baba bakıyor ki, filan oğlu geldi bayramlık, filanın kızı geldi, o bu geldi, onunkiler gelmedi. Var ama gelmedi onlar. Unuttu ana baba unuttular. Saymıyorlar ya da. Mahzun olur. Aynı şekilde oluyor azıca mahzun işte o mezara bir kişi girdi mi? Herkese bakışıyorlar. Ne bakışıyorlar? Ondan bir şey bekliyorlar. Bekliyor bir şey efendim. Kişi tabi gidiyor. Nereye gidiyor? Yakına gidiyor. Mezaran baştan gidiyor. Selam veriyor kişiye. O da bir şükrünü bağışlar. Ne kadar mevta varsa kabirde hepsi bundan yaralanır muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.